Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu eğitim serimizde VPF uygulamalarında veri tabanı işlemlerinin nasıl gerçekleştirdiğine bakacağız. Veri tabanı işlemlerini öncelikle herhangi bir ORM aracı kullanmadan yani ADOT.NET ile gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle SQL Server'da veri tabanı tasarımını yapmakla başlayacağız. SQL Server'ın bilgisayarımızdaki kurulan sürümlerini görebilmek için SQL Server Object Explorer menüsünü açalım. Eğer sizde solda bir yerde yoksa View sekmesinde ulaşabilirsiniz. Evet, öncelikle burada bilgisayarımda kurulu olan SQL Server'ın sürümleri listeleniyor. Ben SQL Server Express sürümünü kullanacağım. Detayına baktığım zaman yeni bir veri tabanı oluşturabileceğimiz databases seçeneği var. Sağ tıklayıp Add New Databases diyoruz. Burada veri tabanım ismini DB Product olarak tercih ediyorum. Çünkü ben bu veri tabanında bir herhangi bir ürünün nasıl kaydedileceğini göstermek istiyorum. Veri tabanının detayını açtığım zaman Tables sekmesi var. Tables'ı seçip Add New Table diyelim. Şimdi burada tablomu alanlarını oluşturabileceğimiz bir grid karşılıyor bizi. Öncelikle tabloma bir isim verelim. Altta tablomun ismi çoğul olacak. Products. Ürünler yani. Evet. Tabloma varsayılan olarak bir adet birinci anahtar geliyor. Varsayılan ismi ID. Bunu değiştirmeyeceğim. Yalnız ID alanının otomatik tam sayı olmasını istiyorum. Bunun için ID satırını seçtikten sonra Properties diyelim. Properties dedikten sonra buradan Identity Specification özelliğini bulup detayına bakalım. Burada Is Identity özelliği var. Bunu True yapalım. Birer birer artacak. Birer birer artacak ve birden başlayacak diyor ID özelliği. Bunu böyle bırakabiliriz. Daha sonra burada ürünün adı name. Bu envarchar 50 olsun. Envarchar olsun yalnız. Ürünün birim fiyatı olabilir. Unit price. Birim fiyatı money olacak data tipi. Daha sonra ürünün stok miktarı için stok amount ismini tercih ediyorum. Ve data tipi ise integer olsun. Evet. Tablomuzda 4 tane alan yeterli örnek olması açısından. Evet. Tablomu kaydetmek için üstte Update butonuna tıklayalım. Bizi karşılayan menüden Update Database diyelim. Ve Object Explorer'a baktığımız zaman Tables'ın altında Products tablomuzun oluştuğunu görmekteyiz. Products tablomuzu seçip sağ tıklayalım ve View Data diyelim. Örnek olması bakımından birkaç kayıt girelim. Örneğin anakart, unit price'ı 500, stokta 6 tane olmuş olsun. Birkaç tane daha gelelim. Klavye 70 TL olsun. Stokta 10 tane olsun. Fare 50 TL olsun. Stokta 15 tane olsun. Evet, şimdilik bu kadar kayıt yeter. Evet, videomuzu burada kesiyorum. Bir sonraki dersimizde projemizi ve projemizde kullanacağımız class'ları oluşturacağız.